LGS'ye son 14 gün arkadaşlar. Çalıştığınızı biliyoruz. Sıkı sıkıya gayret gösterdiğinizi biliyoruz. Hayallerinize kavuşacağınızdan emin olabilirsiniz. İnşallah 14 gün sonra şu anda bu videoyu izleyen birçok arkadaş istediği okulu kazanacak. Hatta hepsi kazanacak diyoruz. Hadi bakalım. Günün sözüne baktığımızda beklemeyi bilen insan her şeyi elde edebilir diyor. Gerçekten de sabır acıdır ama meyvesi tatlıdır. Gerçekten de bizler şu ana kadar çok sabrettik. Sene başından beri, hatta 7. sınıftan beri, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, çalış çalış çalış, bazen sıkıl, bazen yorul, bazen vazgeç, bazen uzaktan eğitim, bazen yakından eğitim, birçok şeyi başardık. Ama bekledik, vazgeçmedik. İnşallah 6 Haziran'da da oturacağız. Sınava oturduğumuz zaman önce sözelde, sonra sayısalda elimizden gelen en yüksek netleri yapacağız ve sonrasında da hayallerimizdeki okula gireceğiz. Günün yorumuna baktığımızda Tunahan Tiryaki diyor ki, hocam sorularım şunlar. Kendi motivasyonumu nasıl sağlarım? Sözleri full çekmek için ne yapmalıyız demiş. Birincisi arkadaşlar, kendi motivasyonumuzu sağlamak için öncelikle hedefimizi duvarımıza asmalıyız. Yani hedefimiz belli olmalı. Hangi okulu kazanmak istiyorsak veyahut da gelecekte astronot mu olmak istiyoruz, sporcu mu olmak istiyoruz, avukat mı, hakim mi, doktor mu, neyse ne, veyahut da geçmek istediğiniz bir arkadaşım var sınıfta, kimse kim, onun veyahut da olmak istediğiniz büyük bir şair gibi, büyük bir lider gibi, onun resmini, onun o okulun, o hedefin resmini duvarınıza asıyorsunuz. Hedefinizi her zaman görmeniz lazım. Yani eve geldiğiniz zaman işler çalışmak istemiyorum dediğiniz anda bile karşınıza o hedef duracak. Bu bir. İkincisi, hedefinizi belirledikten sonra bu hedef doğrultusunda ders çalışmanız lazım. Ama ders çalışmak için de bazen insan gerçekten çok zorlanıyor. Yani bunu ben de yaşıyorum. Ben de gökten öğretmen olarak gelmedim yani. Annemin karnından doğduğumda merhaba ben öğretmen. Öyle bir şey değil. Ben de öğrencilik yaşadım. Öğrencilik yıllarımda gerçekten ders çalışmaktan nefret ettiğim, hiç çalışmak istemediğim anlar oldu. Ki çalışmam gereken anlar da onlardı. Peki bunu nasıl halledebiliriz? Birincisi arkadaşlar, bizim sosyal medya, biliyorsunuz ki böyle Instagram'dır, işte YouTube'dur, televizyondaki dizilerdir, böyle bir bağlılık oluyor. Bırakamıyoruz. Niye? Onlarda dopamin denen bir şey var. Yani hesaplıyorlar oradaki uzmanlar. Diyorlar ki biz bunlara dopamin, onların istediği şeyi salgılarsak, onların istediği görüntüleri verirsek bunlar bizden çıkamazlar diyorlar. Bu dopamin, bu bağımlılık yapıyor. Bir de endorfin diye bir şey var. Endorfin de şu, kendimizi iyi hissetmemizi sağlayan şeyler. İyi bir müzik dinlediğimizde, spor yaptığımızda veya Allah'a dua ettiğimizde kendimizi iyi hissederiz. Deriz ki ya çok şükür. Veyahut da annemize sarıldığımızda, babamıza sarıldığımızda, kardeşimize sarıldığımızda, çok sevdiğimiz samimi kankamızla, kanks diyorsunuz sizler, fark etmez, kankamızla sohbet ettiğimizde böyle bir kendimizi iyi hissederiz. İşte bunları yaparak ve bunlarla kendimizi yeniden dersin başına bulmalıyız. Yani müziği dinledik, gaza geldik, hemen dersin başına. Spor yaptık, endorfini salgıladık, oh iyiyim, hemen dersin başına. Annemize sarıldık, annen dedik ki yapacaksın kızım, yapacaksın oğlum, hemen dersin başına. Kankini aradın, kanki ne haber, iyilik senden ne haber, ne yapıyorsun? Çalışmasın, ders çalışıyorum, hadi sen de çalış o zaman, hadi hep beraber. Bir saat ders çalışıyoruz, sonra yeniden telefonlaşırız gibi kendinizi iyiye yönelten, kendinizi iyi hissetmeni sağlayan insanlarla motivasyonunu sağlayabilirsiniz Tuna Hanım. Sözleri full çekmek için ne yapmalıyız? Sözleri full çekmek için arkadaşlar yapmanız gereken şey belli. Birincisi, LGS'de çıkmış soruları mutlaka çözmeniz gerekiyor sözel bölümde. İkincisi, bol bol deneme çözmeniz gerekiyor. Bizler zaten size işte geri sayım denemelerimizi, dörtlü motivasyon denemelerimizi, doz denemelerini söylüyoruz. Bunun haricinde sözelde esas yapmanız gereken şeyi söylüyorum. Paragraf çözmek arkadaşlar. Paragraf çözmek, çünkü inkılap tarihi paragraf gibi çıkıyor. Din paragraf gibi çıkıyor. İngilizce tabii ki kelime bilgisi gerektirdiği için orada kelimeleri öğrenmemiz lazım ama orada daha çok böyle gramer çıkmıyor. He'den sonra has gelir, she'den sonra he. Onları sormuyorlar. Böyle bir cümleyi anlamayı soruyorlar. Dolayısıyla siz bol bol paragraf sorusu çözeceksiniz ve paragraf sorusu çözdükten sonra da deneme çözeceksiniz. Sözleri inşallah hepsini doğru yaparsınız. Günün okuluna baktığımızda Kırşehir Sosyal Bilimler Lisesi 392 puanda 14.40'da almış. Öğrencilerinin 23 hukuk, 8'i psikolojik danışmanlık ve rehberlik kazanmış. Bunlar zaten Türkiye'nin eşit ağırlıktaki, sözeldeki en güzel okulları. Bu okullarda zaten sizi bekliyor. Ben şu anda çalışsam girebilir miyim? Hayır. Niye? Niye giremem? Çünkü artık benim yaşım geçti. Ama sizler şu anda 14 gün sonra inşallah çalışmalarınızın karşılığı olarak bu güzel okullara gireceksiniz arkadaşlar. Ödülü soru yorumlarınızı bekliyoruz. Bugün günün kaynağını yapmadık. Zaten sizlerin sıkı sıkı çalıştığınızı biliyoruz. Hadi bakalım, kendinize iyi bakın.